Merhaba arkadaşlar, bugün şiir türlerini işleyeceğiz. Lirik şiir nedir? Pastoral şiir nedir? Bu gibi türleri öğreneceğiz arkadaşlar. Şiirler biliyorsunuz belirli konular etrafında yazılır. Bu konular da belirli isimler alıyor arkadaşlar. Aslında biz konusuna göre isim vereceğiz. Şimdi şiirde işlenilen konuların isimlerini hep beraber öğrenelim arkadaşlar. Birinci türümüz arkadaşlar lirik şiir. Arkadaşlar lirik şiir deyince aklımıza romantik, duygusal şiirler gelecek. Sevgiden bahsedecek, aşktan bahsedecek, özlemden yani duygularımızdan bahsediyorsa lirik şiirdir. Dediğim gibi sevgi, aşk, özlem ön plandadır arkadaşlar. Burada çok güzel bir şiirimiz var. Lirik şiir örneği Orhan Veli'ye ait. Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerin ise kifayetsiz olduğunu. Bu derde düşmeden önce. Bir yer var biliyorum, her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum, anlatamıyorum. Bakın arkadaşlar duygularını ne kadar güzel ifade etmiş. Duyguları ön planda olduğu için bu bir lirik şiir örneği olur arkadaşlar. İkincisi epik şiir olarak karşımıza çıkar. Diğer bir adıyla destansı şiirdir arkadaşlar. Epik şiiri bizden istiyorsa aramamız gereken konu şudur arkadaşlar. Kahramanlık, savaş. Şöyle diyeceğiz aslında, savaş kahramanlık konularını işleyen şiirlerdir. Destanlar genellikle savaş ve kahramanlık konularını işledikleri için genellikle epik şiire de aslında örnek gösterilebilir. Epik bir anlatım dediğimiz zaman yine kahramanlık, savaş aklımıza gelmeli. Bir şiirde askerler, ordu, mızrak, ok, süngü gibi ifadeler varsa hiç düşünmeden epik şiiri işaretleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakıyoruz burada yine bir epik şiire örnek. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Ak Tolgalı beyler beyi haykırdı. İlerle. Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle. Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan. Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan. Bir gün dolu dizgin boşanan atlarımızla yerden yedi kat arşa kanat. Açmış görürüz de hala o kızıl hatıra titrer gözümüzde. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Bakın arkadaşlar burada yine Yahya Kemal Beyatlı'nın yazdığı çok güzel bir epik şiir örneğidir. Kahramanlık savaş konusu ön planda tutulmuş gördüğünüz gibi. Üçüncü şiirimiz ise arkadaşlar didaktik şiir. Didaktik diyorsa arkadaşlar öğretici, öğüt içerikli şiirler gelecek aklımıza. Aslında diğer bir ismi zaten öğretici şiirdir adı üstünde arkadaşlar. Bu tarz şiirlerde bir konuyu öğretmek amacıyla yazılırlar. Yani şiirlerin yazılış amacı bilgi, öğüt vermektir. Bakalım Yunus Emre'nin zaten şiirleri genelde didaktik şiir örneği taşıyor arkadaşlar. Bakıyoruz. İnsanlığa dürüst davran. İnsan küçük büyük evran, insanlara hakça davran, koltuk sana baki değil. Burada arkadaşlar insanlık üzerine bakın çok güzel bir öğretici şiir. Burada insanlara öğüt verme amaçlanıyor. Bu yüzden de didaktik şiir örneği taşıyor arkadaşlar. Satirik şiir ise arkadaşlar satirik deyince aklımıza yergi şiiri gelecek. Toplumun aksayan yönlerini alaya alarak ya da yererek anlatma şeklidir. Bir şiirde bir şeyler eleştiriliyorsa orada satirik şiir vardır. Şiiri okudun, bir şey eleştirilmiş toplum olabilir, insan olabilir. Herhangi bir konuda bir yerme varsa arkadaşlar satirik şiir diyoruz. Bakalım. İnsan Benmez diye bir şiirimiz var burada arkadaşlar. Ormanda büyüyen adam azgını, çarşıda pazarda insan beğenmez. Medrese kaçkını, soft da bozgunu, selam vermek için kesen beğenmez. Elin kapısında karavaş olan, burnu sümüklü, gözü yaş olan.
Bayramdan bayrama bir tıraş olan berbere gelir de dükkan beğenmez. Bakın arkadaşlar, burada bir insan tipinin yergisini görüyoruz. Şiir boyunca görgüsüz olarak nitelendirilebilecek bir kişi eleştirilmiş, beğenilmemiş arkadaşlar. Yani satirik şiire çok güzel bir örnektir arkadaşlar. Pastoral şiir ise, pastoral şiirde kır ve çoban hayatı anlatılır arkadaşlar. Ama her şiirde ağaç kelimesini görünce pastoral dememek gerekir. Şiirin genel duygusuna bakıp doğayla mı alakalı yoksa başka bir konu mu işleniyor bakmak gerekir arkadaşlar. Tek bir kelime üzerinden gidemeyiz. Genellikle pastoral şiir örnekleri doğa, kır, köy, çobanların yaşantısı, çoban çeşmeleri gibi ifadelerle bezeli olur. Hatta pastoral şiir denilince akla ilk Çoban Çeşmesi adlı şiirimiz gelir. Pastoral şiir başlığından da kendini belli ediyor aslında Çoban Çeşmesi diye. Faruk Nafız Çanlıbel'in çok güzel bir şiir var arkadaşlar. Bakalım. Derinden derine ırmaklar ağlar, uzaktan uzağa çoban çeşmesi. Ey suyun sesinden anlayan bağlar, ne söyler şu dağ çoban çeşmesi? Gönlünü şirinin aşkı sarınca, yol almış hayatın ufuklarınca. O hızla dağları Ferhat yarınca, başlamış akmaya çoban çeşmesi. Bakın arkadaşlar, çok güzel bir pastoral şiir örneğidir. Pastoral şiiri fark etmek son derece kolaydır arkadaşlar. Yalnız daha önce de belirttiğim gibi kelimelere aldanmadan şiirin genel konusuna bakmak gerekir. Bu diğer tüm şiirler için de geçerli. Doğaya duyulan sevgi, doğada yaşamaya özenme varsa o şiir pastoral şiirdir. Ama kahramanlık, savaş vesaire varsa bu epik şiirdir. Aşk, özlem varsa arkadaşlar lirik şiirdir. Herhangi bir öğüt verme amacındaysa arkadaşlar didaktik şiir olarak karşımıza çıkar. Bir de arkadaşlar dramatik şiirimiz var. Dramatik şiir tiyatrolarda aslında karşımıza çıkıyor. Çok acıklı ya da çok korkunç konular işlenir. Tiyatro ile alakalı olduğu için ismini bilmeniz yeterlidir arkadaşlar. Bir de diğer önemli konumuz arkadaşlar söz sanatları, diğer bir ismiyle edebi sanatlar. Şimdi arkadaşlar edebi sanatlar olarak öğreneceğimiz sanatlar şiirin anlamını kuvvetlendirmek ve şiirin kapalılığını sağlamak için yapılır. Çok sayıda edebi sanat vardır. Bunlardan bazılarını daha önce öğrenmiştiniz ama şimdi bildiğiniz isimlerin yanında eski isimlerini de ezberlemeniz gerekiyor. İsimleri ezberleyip bir dizeyi de örnek olarak ezberlerseniz aslında daha kolay şekilde bu konuyu öğrenmiş olursanız ve tabii ki bol bol soru çözerseniz arkadaşlar. Birinci söz sanatımız arkadaşlar. Bunu bilirsiniz, benzetme. Diğer bir adı teşbih arkadaşlar. Bu sanatı benzetme olarak öğrenmiştiniz. Şimdi diğer ismini de ezberlemeniz gerekiyor. Teşbih arkadaşlar. Teşbihin B harfinden benzetmeyi kodlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu sanat zayıf olan bir varlığın güçlü olan bir varlığa bir yönden benzetilmesidir aslında. Mesela aslan gibi güçlü çocuk cümlesinde benzetme en çok karşımıza çıkan örnektir. Güç yönünden aslan daha kuvvetlidir, çocuk ise güç yönünden daha zayıftır. Aslan ve çocuk arasındaki ilişki güç yönünden kurulmuştur ve benzetme bu sayede yapılmıştır arkadaşlar. Şimdi teşbihin dört önemli unsuru vardır arkadaşlar. Bunu not almanızı istiyorum. Benzeyen, kendisine benzetilen, benzetme yönü ve benzetme edatı olarak dörde ayrılıyor arkadaşlar. Zayıf olan yani çocuk benzeyendir arkadaşlar. Zayıf olan taraf her zaman benzeyen olacak. Güçlü olan ise güç yönünden kendisine benzetilen. O zaman siz bir cümleyi okuduğunuzda oradaki zayıf olan benzeyendir. Güçlü olan ise arkadaşlar kendisine benzetilen olur. Benzetme yönü ise zayıf ve güçlünün arasında kurulan ilişki.
Yani mesela burada demiş ki aslan gibi güçlü çocuk, orada güç üzerinden bir ilişki kurulmuş arkadaşlar. Bu onun benzetme yönü. Çünkü aslan hangi yönüne benzetilmiş? Güçlü yönüne benzetilmiş. Benzetme edatı ise bu örnekteki gibidir arkadaşlar. Gibi edatı kullanılmıştır. Genellikle de zaten gibi edat olarak kullanılıyor. Bu yüzden de benzetme yararken öncelikle gibi edatına bakmakta fayda vardır. Bizim biraz da ipucumuzdur. Gibinin dışında kadar da benzetme edatı olarak kullanılabiliyor arkadaşlar. Yine bu dört unsurun bir arada bulunduğu benzetmelere teşbih-i beli, yani güzel benzetme adı verilir arkadaşlar. Mesela burada başka bir örneğimiz daha var. Elleri pamuk kadar yumuşaktı. Bu cümlede benzetme yönü arkadaşlar nedir? Yumuşak olan yönü benzetilmiş. Pamuk her zaman daha yumuşak olduğu için bu benzetmede güçlü olan arkadaşlar pamuk olduğu için zayıf olan ise eldir. Bu yüzden pamuk kendisine benzetilen, el ise benzeyendir. Benzetme edatı ise kadardır arkadaşlar. Bu şekilde ayrımını yapabilirsiniz. Ya da bir başka örneğimiz var arkadaşlar. Rüzgar gibi hızlı bir atla geldi. Bu cümlede ise arkadaşlar benzetme yönümüz hangisi arkadaşlar? Hız demiş. Rüzgar ata göre daha hızlı olduğu için güçlü olan attır. Bu yüzden kendisine benzetilen her zaman güçlü taraf olduğu için rüzgar, benzeyen ise güçsüz taraftır. At olmuş burada. Benzetme edatımız ise arkadaşlar gibidir. Zaten siz benzetmenin olduğunu biliyordunuz. Sadece lise 1'de öğreneceğiniz teşbih diğer adıdır arkadaşlar. Benzetmenin diğer adı teşbihtir ve dört önemli unsuru vardır. Bunu unutmuyoruz. Benzeyen, kendisine benzetilen, benzetme yönü ve benzetme edatı arkadaşlar. Şimdi ikinci edebi sanatımız istiare, diğer bir adıyla eğretilime. Eğretileme arkadaşlar, istiare ezberlemesi kolay, tespit etmesi de zor bir sanattır açıkçası arkadaşlar. Bu yüzden genellikle örnek ezberlemek faydalı olmaktadır. Dediğim gibi çok soru çözmeyle de alakalı bir şey. Sonrasında arkadaşlar zaten bunun tek farkı teşbihten istiarede benzetmeye benziyor ama eksiktir. Yani benzeyen ve kendisine benzetilenden sadece birisiyle yapılan sanata istiare denir. Açık ve kapalı istiare olarak ikiye ayrılıyor. Biz tespit etmeyi kolaylaştırmak adına güçlü ve zayıf olanı bulmayı öğreneceğiz arkadaşlar. Kendi içerisine ikiye ayrılır demiştik. A açık istiare arkadaşlar, onunla başlayalım. Bakın sadece benzetilenle yapılan istiaredir. Yani güçlü olan vardır ama zayıf olan yoktur. Bakın teşbihte dört unsur da vardı. Benzeyen, kendisine benzetilen, benzetme edatı ve benzetme yönü. Ama istiarede eksik bir şey olacak arkadaşlar. Açık istiare ise bakın benzetilenle, sadece benzetilenle yapılıyor. Yani güçlü olan var, zayıf olan yoktur. Bunu yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Bakalım örneğine. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Bu Mehmet Akif'e ait dizi açık istiarenin en güçlü örneklerindendir. Dizede batan güneş ile kastedilen askerlerdir. Bakın bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor dediği, savaş esnasında şehit olan askerlerimizden bahsediyor arkadaşlar. Askerler parlaklıkları ve batışları açısından güneşe benzetilmiş. Yani benzetme olarak bu dizeyi şu şekilde yapmamız gerekir. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneş gibi askerler batıyor. Bu şekilde düşündüğümüz zaman parlaklık açısından güçlü olan arkadaşlar hangisi oluyor? Güneş oluyor. Dizede kendisine benzetilen vardır fakat benzeyen yoktur. Bu yüzden bu dizede açık istiare vardır arkadaşlar. Diğer bir örneğimiz beşikte yatan kuzuma acımadılar. Bu cümlede de yine açık istiare örneğini görüyoruz. Öncelikle benzetme şeklini yazalım, daha sonra istiareyi bulalım.
Beşikte kuzu gibi yatan çocuğuma acımadılar. Bahsettiği şey arkadaşlar kuzuma dedi. Kendi çocuğundan bahsediyor. Bu şekilde düşünerek çözersek arkadaşlar soruları daha kolay yanıtlayabiliriz zaten. Burada kuzu ve çocuk arasında bir benzetme kurulmuş. Körpe ve saflık açısından kuzu daha kuvvetlidir ve kendisine benzetilendir. Şiirde de sadece kuzu geçtiği için kendisine benzetilen var, benzeyen yok. Çocuk yok arkadaşlar. O yüzden burada açık istihare yapılmış oluyor. Diğer bir istihare arkadaşlar ikiye ayrılır demiştik. Biri açık istihare onu öğrendik. Diğeri ise iki kapalı istihare. Sadece benzeyen varsa orada kapalı istihare vardır. Yani şiirde zayıf bu defa var, güçlü olan yoktur. Açık istihare de tam tersiydi arkadaşlar. Bakalım örneğine. Çatma, kurban olayım çehreni, ey nazlı hilal dizesinde nazlı bir hilalin çehresini çatması tasvir edilir. Bu cümleyi benzetme cümlesi olarak yazalım. Bu şekilde öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Ey nazlı hilal, çehreni insan gibi çatma. Bu cümleye baktığımız zaman hilal ve insan arasında bir benzerlik kurulmuştur. Yüzünü çatma, insanların daha kuvvetli yaptığı bir şey olduğu için güçlü olan insandır. Hilal ise zayıftır. Yani benzeyendir. Burada da arkadaşlar sadece benzeyen olduğu için kapalı istihare vardır. Diğer bir örneğimize bakalım. Onun sözleri kadının yüreğini dağladı. Bu cümleyi de benzetme cümlesine çevirelim ilk olarak. Onun sözleri kadının yüreğini ateş gibi dağladı. Bakın dağlama işinde en güçlü olan nedir arkadaşlar? Ateştir. Zayıf olansa sözdür. Yani söz burada benzeyendir. Güçlü olan yoktur arkadaşlar. Ateş açık bir şekilde dizede olmadığı için kapalı istihareye başvurulmuş oluyor arkadaşlar. Zaten ikisi arasında bariz bir fark vardır arkadaşlar. Şimdi üçüncü bizim edebi sanatımız teşhis kişileştirme. Siz bugüne kadar kişileştirme olarak biliyordunuz. Bir de bir diğer ismi teşhis adını da öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Teşhisin diğer bir adı kişileştirmedir arkadaşlar. Bu kolaydır zaten. Teşhisteki Ş harfi ile kişileştirmedeki Ş harfini beraber düşünürseniz aslında hatırlamanız daha kolay olacaktır arkadaşlar. Bakın ikisinde de Ş var. Böyle bir kodlama yapabilirsiniz. Kişileştirme, insan dışı varlıklara insan özelliği yükleme diye tanımlanır. Bakın tekrar ediyorum. İnsan dışı bir varlığa insan özelliği yüklüyor. Mesela kuşlar rüyasına gider cümlesinde kuşlara yas tutma özelliği yüklenerek kişileştirme yapılmıştır. Yas tutmak arkadaşlar bize özgüdür. Kuşlar yas tutabilir mi? Hayır. Fakat orada anlamı güçlendirmek adına başvurduğu edebi sanat teşhis kişileştirme yapılmış ve kuşlar yasına gider demiş. İnsan dışı varlığa bir insan özelliği yüklenmiştir. Bir edebi sanat olarak teşhis yapılmıştır. Kuşlar çünkü yas tutamaz. Hüzünlü esiyordu rüzgar, aç kollarını sevgilim dediğinde bu cümlede arkadaşlar rüzgara hüzün duygusu verilmiş. Hüzün duygusu rüzgarda olabilir mi? Hayır. Biz insanlara özgü bir şeydir arkadaşlar. Bu yüzden burada da bir teşhis yapılmıştır. Dört kinaye diyoruz arkadaşlar. Bir sözü söylediğimiz zaman hem gerçek hem de mecaz anlamını kastetmeye kinaye denir. Bakın hem gerçek hem de mecaz anlamı olacak. Aslında deyimlerin çoğu kinayelidir. Yani hem mecaz anlam taşıyor hem de gerçek anlam taşıyor. Bakalım örneğine. Mum dibine ışık vermezmiş. Annesi öğretmen ama oğlunun dersleri kötü cümlesinde kullanılan mum dibine ışık vermezmiş deyimi kinaye barındırır. Hem gerçek anlamda mumu yakınca aslında arkadaşlar nasıldır? Mumu yaktığımızda dibi karanlıktır. Bir de mecaz anlamda mum dibine ışık vermezdeki anlamı şudur arkadaşlar. Bir insan işinde ne kadar iyiyse ona yakın olanlar da o konuda faydası olmayabiliyor. Mesela örnekte olduğu gibi anne öğretmendir ama çocuğun dersleri kötüdür. Mum dibine ışık vermemiş oluyor arkadaşlar. Bakın
Tekrar ediyorum, mum dibine ışık vermez. Gerçekte de siz bir mumu yaktığınızda evet dibi karanlıktır. Mecaz anlamda ise arkadaşlar bir insan kendi işinde iyidir ama yakınlarına bu konuda fayda sağlamayabilir. Yani bakın bir cümlede hem gerçek anlam hem mecaz anlam olduğu için kinaye yapılmış oluyor. Diğer bir örneğimiz gülü seven dikenine katlanır dediğimiz zaman da yine bir kinaye yapmış oluyoruz. Gerçek anlamda gül dikenli bir çiçektir ve gül çiçeğini seven acı verse de dikeni umursamaz, alır arkadaşlar. Mecaz anlamda da sen birini sevdiğin zaman onun kötü yönleri de olsa arkadaşlar sevdiğimiz için katlanırız. Bu da aslında yine bir kinaye örneğidir arkadaşlar. Gerçek anlamda da gülün dikeni vardır ama ben gülü çok seviyorsam bir çiçek olarak da arkadaşlar bir bitki olarak da yine gider alırım. Acı vermez bana o dikeni, umursamam. Bir de gerçek anlamda ben birini çok seviyorsam, kötü yönleri olsa da katlanırım. Burada da hem gerçek anlamda hem de mecaz anlamda kullanıldığı için kinaye yapılmış oluyor arkadaşlar. Yani kinaye deyince bir cümlede hem gerçek hem mecaz anlam arayacaksınız arkadaşlar. Ve 5 mecaz mürsel diğer bir ismiyle ad aktarması. Bakın siz edebi sanatları çalışırken her sanatın diğer bir adını da bilmek zorundasınız. Her iki ismini de bileceksiniz arkadaşlar. Mecaz mürselin diğer adı neymiş? Ad aktarması. Bu da aslında kolay bir sanattır arkadaşlar. Adı değişik olsa da. Çok bilinen bir tanımı var aslında. Tanımda benzetme amacı gütmeden bir varlığın başka bir varlık yerine kullanılmasıdır. Ama bakın benzetme amacı yoktur. İlk okuduğumuz zaman bu tanıma anlam veremeyebilirsiniz. Fakat örnekleri verdikçe ve tabii ki tekrar ediyorum bol bol soru çözdükçe edebi sanatlar zor bir konu değildir arkadaşlar. Bakalım tabağını bitir ya da tabağını ye cümlesinde bitirmesi yenilmesi istenilen tabak değildir değil mi arkadaşlar? Tabağın içindeki yiyeceği ben kastediyorum. O zaman ben burada bir benzetme amacı gütmeden sadece arkadaşlar yiyecek yerine tabak dedim. Ben burada ne yapmış oldum arkadaşlar? Ad aktarması yapmış oldum. Mesela diğer bir örneğim sobayı yaktın mı cümlesinde yakılacak olan yani sobayı yak anlamında demiyorum. Sobanın içindeki odunu ya da kömürü yak diyorum. Yine aynı şekilde burada herhangi bir benzetme amacım yok ama kömür yerine ben sadece soba dedim. Burada bir mecaz mürsel yapmış oluyorum arkadaşlar. Şöyle diğer bir örneğimiz. Öyle birkaç tane örnek verdim ki arkadaşlar daha iyi öğrenin diye. Yahya Kemal okuyun size faydalı olacaktır cümlesinde biz Yahya Kemal'i karşımıza alıp okuyamayız arkadaşlar. Burada kastettiği yazarın kitaplarıdır arkadaşlar. Daha sonraki örneğimiz şehir olanlara sessiz kaldı cümlesinde şehir susamaz ya da konuşamaz değil mi gençler? Ama burada kastettiği arkadaşlar sessiz kalan şehirde yaşayan insanlar. Yani şunu dememiş şehirde yaşayan insanlar olanlara sessiz kaldı dememiş. Şehir olanlara sessiz kaldı demiş bir ad aktarması yapmış oldu. Ya da şöyle bayiden gazete aldım dediğinde bu cümlede bayi ile söylenmek istenen orada çalışan kişidir. Yine benzetme amacı güdülmemiştir arkadaşlar. Mecaz mürsel konusunda karşınıza çıkacak en zor örneklerden birisi de bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor dizesindeki hilal kelimesinde yapılmıştır. Önemlidir bunu not alın. Hilal ile kastedilen bayrağımızdaki hilaldir. Bayrağın bir parçası kullanılarak aslında bayrakla ilişkili olan bağımsızlık söylenmek istenmiş arkadaşlar. Şimdi geldik 6. sanatımız intak. Diğer bir adıyla konuşturma. Yine kolay sanatlarımızdan biridir arkadaşlar. Daha önceden bildiğimiz konuşturma sanatının ikinci ismi olan intaklı aklımızda tutmak için konuşturmadaki ki ile konuşmadaki K harfini kodlamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bakın
İntak K ile bitiyor. Konuşturma K ile başlıyor. Bu şekilde bu K'lerden aklınızda tutabilirsiniz. Aslında zor bir yanı yok. Sadece konuşturmanın diğer adı intak diyeceksiniz arkadaşlar. Konuşan tek canlı insanlardır, değil mi? İnsan dışında herhangi bir şey konuşursa burada intak var demektir. Yalnız konuştu, söyledi ifadeleri yeterli değildir. Söylenen şey de şiirde geçmelidir. Yoksa intak olmaz arkadaşlar. Bakın çok önemli. Söyledi, konuştu ifadeleri tek başına yeterli değildir. Söylenen şey de şiirde geçmelidir. Yoksa intak olarak kabul edemeyiz. Konuşma insana özgü olduğu için intak olan her şeyde kişileştirme vardır. Ama her kişileştirme intak olmaz arkadaşlar. Hocam ne demek istiyorsunuz? Şöyle ki mesela kişileştirmede yine insana ait özellikler değil mi? Cansız varlıklara aktarılırken arkadaşlar burada da yine konuşma özelliği insana özgüdür ama intakta sadece konuşma üzerinden gider arkadaşlar. Şöyle bakalım. Deniz kestanesi yılana nasılsın demiş cümlesinde bir intak vardır. Deniz kestanesinin sözü çünkü metinde geçiyor. Serçeler şarkı söyledi dediğimde ise arkadaşlar burada cümlede söylenen şarkı olmadığı için intak var diyemem arkadaşlar. Bu aradaki farkı iyi bilin. Yedinci sanatımız tecahülü arif yani diğer bir ismiyle bilmezden gelme. Bu arkadaşlar aslında sizin yeni öğreneceğiniz bir sanat. Arif kelimesinin anlamı bilmektir arkadaşlar. Tecahülü arif ise bilmezden gelme. Yani bir şeyi bildiğin halde bilmezden gelmeyi uyguluyorsa orada arkadaşlar tecahülü arif sanatına başvurmuş oluyor. Bildiğimiz bir şeyi bilmiyor gibi davranmaya ben ne diyeceğim? Tecahülü arif yani bilmezden gelme diyeceğim. Bakalım örneğimize. En bilindik örnektir bu arkadaşlar. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Şair burada aslında çizgili yüzün kendisine ait olduğunu biliyor. Fakat yine de bilmiyormuş gibi davranmış arkadaşlar. Yani bir şey bildiği halde bilmiyormuş gibi davranmaya biz ne diyeceğiz? Tecahülü arif. Sekizinci ise arkadaşlar istifham. Diğer bir adı soru sorma basittir arkadaşlar. Soru sorma sanatıdır. Ama önemli olan ilk ismini iyi biliyor olmanız lazım. İstifham sanatı. Bir cevap beklemeden, bakın altını çiziyorum. Bir cevap beklemeden soru sorma sanatı. Burada asıl amaç cevap almak değil, anlamı daha güçlü kılmaktır arkadaşlar. Bana kara diyen Dilber, gözlerin kara değil mi? Bu dizede şair aslında cevap beklemiyor. Cevap beklemeden bir soru soruyor. İstifhamı soru işaretiyle kodlamanızda fayda var. Aslında soru işaretini gördüğünüz an istifham deyin geçin arkadaşlar. Dokuzuncusu arkadaşlar Hüsnü Talil diğer bir ismiyle güzel sebep gösterme. Hüsn arkadaşlar güzel demektir. Hüsnü Talil ise güzel bir sebep gösterme, bir şeyi güzel bir sebebe bağlama olarak düşünülebilir. Doğada var olan herhangi bir şeyi başka bir sebebe bağlayarak anlatmaktır. Burada her zaman güzel şeyler de söylenmeyebilir. Bazen çirkin olarak nitelendirilebilecek doğal bir şey de sebep gösterilebilir. Bakalım diyor ki sevgilisine Gül senin güzelliğini görünce kızardı. Bakın arkadaşlar burada bir Hüsnü Talil yapılmıştır. Bu cümlede arkadaşlar gül zaten doğası gereği kırmızıdır değil mi? Ama orada sevgilisini etkilemek amacıyla ne demiş? Gül kırmızılığın aslında senin güzelliğini görünce utanıp kızarmış. Bakın ne kadar güzel bir sebebe bağlamış arkadaşlar. Şair sevgilinin güzelliğinden dolayı gülün kızardığını söyleyerek güzel bir sebebe bağlamış oldu. Bakalım diğer bir örnek. Yağmur durmadan yağdı, sen gittin diye. Burada yine arkadaşlar yağmur bir doğal olaydır değil mi? Burada güzel bir sebep yerine hüzünlü bir olay var. Ama yine de güzel sebep gösterme olarak düşünmeyiz. Çünkü yağmur doğası gereği yağar ama şair bunu sevgilisinin gidişine bağlıyor arkadaşlar. Yani aslında bu doğal olan olayların sevgilisinin güzelliğine ya da gidişine benzetmemiz ne diyeceğiz arkadaşlar? Hüsnü talih daha doğrusu
sebep olarak göstermeye diyelim. 10. Mübalağa, abartma. Bakın ikinci ismini biliyorsunuz. Abartmanın diğer bir adı mübalağadır ve karşınıza çokça çıkar. Bu yüzden dediğim gibi tekrar ediyorum. Hepsini her iki ismiyle bilmenizde fayda var arkadaşlar. Bu sanatı da yine daha önce abartmadan biliyorsunuz arkadaşlar. Bir şeyi olduğundan daha az ya da daha çok gösterme sanatıdır. Yani en kolay sanatlardan biridir. O kadar zayıflamış ki tırnak ucu kadar kalmış. Arkadaşlar bu normal bir şey mi? Olabilir mi böyle bir şey? Mümkün değil. Bayağı bir abartmış burada arkadaşımız. Kişinin kilosun azlığı çokça abartılmış arkadaşlar. Mübalağa sanatına başvurmuş. Dünya kadar ödevim var demiş. Bu da yine mümkün olmayan bir şey. Ödevin çokluğu oldukça abartılmış. Yani mübalağa sanatı yapılmış oluyor arkadaşlar. Ve 11. sanatımız arkadaşlar tezat. Diğer bir ismiyle karşıtlık. Aslında arkadaşlar tezat deyince zıt. Bakın zıt kelimelerinden gelecek aklınıza. Yine daha önceden bildiğiniz bir sanattı arkadaşlar. Tezat kelimeyle karşıtlığından ziyade duygu ve durum zıtlığına dayanıyor. Bu yüzden zıt kelimeler aranmamalı daha çok ama duygular ve durumlarda zıtlık aranmalı. Yani bildiğimiz o zıt kelimeler değil, duygu ve durumlarda zıtlık arayacaksınız arkadaşlar. Aralarındaki fark budur. Mesela dün hüzünlüydü, bugün yüzü gülüyor cümlesinde hüzün ve gülmek tezattır arkadaşlar, değil mi? Ya da düşmanlarım ne zaman dostun, arkadaşın oldu senin? Yine burada düşman ve dost. Bakın ama duygular üzerinde arkadaşlar tezatlık yapılmış oldu. Yani direkt zıt kelimeler değil, duygular ve durumlar arasında bir zıtlık arayacaksınız arkadaşlar. Ve sonra tevriye sanatımız var. İki farklı anlamı olan bir sözcüğün dize içerisinde iki anlama gelecek şekilde kullanılmasıdır. Nasıl hocam? Bakalım örneğimize. Bir buse mi, bir gül mü verirsin dedi gönlüm. Bir nim tebessümle o afet gülüverdi. Gülüverdi kelimesi hem gülmek, tebessüm anlamında kullanılmıştır. Hem de afetin çiçek olan gülü vermesi anlamında kullanılmıştır arkadaşlar. Gülü verdi ve gülmek anlamında. Tevriye deyince arkadaşlar sesteş kelimeler aklınıza gelirse işimiz daha kolay olacak. Nedir? Bakalım. Bu kadar letafet çünkü sende var. Beyaz gerdanında bir de ben gerek. Bakın arkadaşlar buradaki dizedeki ben kelimesi sesteştir. Çünkü hem kişi olan ben anlamına geliyor hem de ciltte nokta olan ben anlamında kullanıldığı için yani bir kelime iki farklı anlamı olan bir sözcük bir kelime dize içerisinde iki anlama gelecek şekilde kullanılırsa bu tevriye oluyor. Bakın gülü verdi ve ben kelimeleri tevriye sanatı olarak kullanılmış. Ve 13 telmih hatırlatma. Buradaki H harfi ile hatırlatma olarak kodlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir tarihi olayı, şahsiyeti dizede bir kelime ile hatırlatma sanatıdır. Bakın tarihi bir olay olmalı, bilinen bir olay olmalı, bilinen bir şahsiyet olmalı arkadaşlar. Yani bir yerde peygamber ismi, ünlü kişilerin ismi, tarihi olayların ismi geçiyorsa orada %100 telmihi vardır diyebiliriz. Bakalım Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı dizesinde. Bedir'in aslanları ile hangi olay hatırlatılıyor arkadaşlar? Bedir Savaşı değil mi? Ya da Ferhat da delmemiş mi dağları cümlesinde Ferhat ile Şirin çok meşhur bir aşktır arkadaşlar. Bu yüzden yine Ferhat ile Şirin aşkı hatırlatıldığı için telmih yapılmış oluyor. Ya da Nuh'un gemisi, Nuh tufanı, İsa'nın merhameti yine bakın peygamberimizden bahsedilmiş. Burada cümlesine Nuh ve İsa peygamberler hatırlatılmış oluyor. Dediğim gibi arkadaşlar telmih olabilmesi için herkesin bildiği bir tarihi olay, şahsiyet üzerinden gidilmeli. Ve taris yani iğneleme.
Zaten adı üzerinde iğneleme arkadaşlar. Birinin sözünü söylediğimiz zaman aslında tam tersini kastetmedir. Yani alay etme söz konusu arkadaşlar kısaca. Mesela şöyle demiş: "O kadar tatlı ki bu kaçırdığı beşinci dadı." Yani burada bahsettiği aslında tatlı kelimesiyle tam tersi kastedilmiş. Çok yaramaz olduğundan bahsedilmiş ki dadı dayanamayıp sürekli kaçıyormuş ve sürekli değişiyormuş arkadaşlar. Burada bir iğneleme söz konusu arkadaşlar. Ve tekrir, yani tekrar. Bakın diğer bir adı da tekrardır. Bir sözün anlamını kuvvetlendirmek için sürekli tekrar edilmesidir. Yine basit bir sanattır arkadaşlar. Bakıyoruz. Akşam, yine akşam, yine akşam. Göllerde bu dem bir kamış olsa. Ahmet Haşim'in bu dizelerinde tekrar eden akşam kelimesi var ve böylelikle tekrir sanatına başvurmuş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ve tenasüp arkadaşlar, burada yanlış yazılmış, tenasüp diğer bir adıyla uygunluk. Tenasüp kelimesi münasiple beraber düşünülmeli. Yani aslında uygun olan. Tenasüp diğer bir adı uygun zaten. Bir şiirde birbiriyle alakalı kelimelerin bir arada kullanılmasına deniyor arkadaşlar. Neymiş? Birbiriyle alakalı kelimelerin bir arada kullanılmasıdır arkadaşlar. Şiirlerden örnekler vermeden önce birkaç ipucu vermemde fayda var arkadaşlar. Bakalım. Mesela divan edebiyatında genellikle gül, bülbül, gülistan bir arada kullanılıyor. Bunlar bir arada kullanılırsa arkadaşlar tenasüp sanatı vardır. Çünkü gül, işte gülistan, bakın güllerin yer aldığı bülbül, bunların hepsi birbiriyle iç içedir. Yine divan edebiyatında şarap ve saki, işte şarabı dağıtan kişi kelimeleri bir arada kullanılır. Yani saki içki dağıtan kişidir. Şarap da zaten bir içkidir arkadaşlar. Bunlar arasında da bir tenasüp var, yani uygun. Deli eder insanı bu dünya, bu gece, bu yıldızlar, bu koku. Bakın burada arkadaşlar gece, yıldız ve dünya birbirine uygun kelimeler olduğu için tenasüp sanatı yapılmış oldu arkadaşlar. Yani birbiriyle alakalı kelimelerin bir arada kullanılmasıdır. Ve son sanatımız arkadaşlar irsali mesel. Zor değildir arkadaşlar. Adı değişik olsa da zor bir sanat değildir. Bu sanatı aklımıza arkadaşlar atasözü olarak kodlayacaksınız. Şiirin içinde atasözü varsa burada irsali mesel yapılmıştır. Bakalım. Deme olmaz küçüktür büyük, damlaya damlaya göl olur zira. Bakın en bilindik atasözlerimizden biridir. Tutumluluktan bahseder. Damlaya damlaya göl olur demiş. Burada arkadaşlar damlaya damlaya göl olur atasözünü kullanarak irsali mesel yapılmıştır. Evet arkadaşlar konumuz buraya kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.